Merhabalar, herkes hoş geldi. Başkanım merhabalar. Ben Mersin'in Mut ilçesinin Çamelek Köyü yörüklerindenim. VAAP Başkanımıza Allah razı olsun diyorum. Haydi gel köyümüze geri dönelim projesinde bana da yer verdiniz. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum sayenizde. Bir anne babanın öz evladına veremeyeceği bir imkan sağladınız. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Çok güzel bir iş imkanı sağladınız. Şu anda hayvanlarımla dağda keçi güdüyorum, oğlak güdüyorum. Böyle tüketici bir toplumda böyle üreticiliğe teşvik ettiğiniz için Allah sizden binlerce kez razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Tüm küçükbaş hayvan yetiştiricileri adına, yörükler adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Başkanımıza, Sayın Vahap Seçer Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ceren Tengiz hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere aramızda bulunan araştırmacı, gazeteci Sayın Yusuf Yavuz'u buraya davet etmek istiyorum. Yusuf Bey buyurunuz lütfen. Hoş geldiniz. Evet, öncelikle Sayın Genel Başkan ve bütün il ve ilçelerden gelen partili dostlara hoş geldiniz diyorum. Ben de dışarıdan uzaktan geldim. Ben çok uzun konuşmayacağım ama size burada buluşmanın bir anlamı var. O anlama ilişkin kısaca bir anımsatma yapmak istiyorum sizlere. Burada bir ruh var, onu hissediyoruz. Hepinizin eminim hissettiği bir şeydir. Bu Oğuz ruhu, yani Oğuz Türkmen boyları dediğimiz boyların, yani bugün onlarca parçaya bölünmüş tesbih taneleri gibi Anadolu'nun dört bir yanına dağılmış olan Oğuzların, Oğuz'un çocuklarının ortak bir ruhu vardır. Onlarca kez devlet kurmuşlardır. Onlarca kez o devletler yıkılmıştır. Zaman zaman birbiriyle çatışmışlardır ama ortak bir hedef olduğunda, ortak bir hedef gösterildiğinde o hedefe doğru ölümüne yürümüş insanlardan söz ediyoruz. Bundan yaklaşık 1000 yıl kadar önce 1153 yılında Oğuzlar Maveraün Nehir'den yürüyüp İran bozkırlarını yurt tuttuklarında Sultan Sencer'in bir valisi İmadüddin Kumaç adında bir vali Belh kentinin valisiydi ve Oğuzlara çok ağır vergiler ödetiyordu. Ve kötü davranıyordu. Yani adil yönetmiyordu. Çünkü Oğuzların katlanamadığı en önemli şey adaletsizlik ve kibir. Kibire boğulmuş olan valiyi Oğuzlar tepki gösterdiler ve daha sonra vali sultanı ikna etti. Oğuzlarla Sencer arasında, Sultan Sencer arasında büyük bir savaş yaşandı. Ve Oğuzlar, Bündari şöyle anlattı bu çatışmayı özetle. Oğuzlar oluk oluk kan aktı, öldüler fakat yenilmediler ve sultanın atının etrafını kirpiklerin gözü kapattığı gibi kuşattılar ve sultanın atının dizginlerinden tuttular. Ve sultana şunu söyledi Oğuzların lideri. Dediler ki, sizin yöneticileriniz bizim kavmimize eza cefa etti. İyi yönetemedi, adil davranamadı. O ruh bugün bu salonda var. 1919'da yeniden o ruhu Mustafa Kemal gördü ve yeniden o dizginlerini, sultanın atının dizginlerini tuttu ve mecazen onları ait oldukları tarihin çöplüğüne gönderdi. Çünkü Oğuzlar asalete, liyakata, dirayete ve adalete inandılar ve bunu sağladıkları sürece onlarca devlet kurdular ve ayakta kaldılar. Bugün eksik olan şey budur değerli dostlar, büyüklerim. Bugün sahip olduğumuz coğrafya dağından deresine, o Oğuzların Orta Asya'dan, Maveraün Nehir'den heybelerine doldurup geldiği ve Anadolu coğrafyasına döktükleri o nehirler birer birer tutuklanıyor. Dağlar, yaylalar, ovalar, meralar birer birer tutuklanıyor. Selçuk 100 tane atlısı ve 50 bin koyunuyla yola çıkmıştı.
büyük bir imparatorluğun temelleri bu keçilerle, bu develerle, bu atlarla atıldı. Dolayısıyla bir Yörük Türkmen'e, bir Oğuz boyundan gelen insana iki tane keçi ya da iki tane koyun verdiğinizde o size 10 yıl sonra 200 keçi ve bir mahalle kurar. 20 yıl sonra bir köy kurar. 50 yıl sonra ise kocaman bir şehir ve kocaman bir devlet kurar. Bunu tarihten onlarca kez yaşadık. İşte şimdi o ruhun yeniden diriltilmesi, yeniden bizi bir araya getirmesi zamanı. Bu ruh hep var, bu köz hep var ama zaman zaman külleniyor. O külü hep birlikte üfleyip sen, ben, şu dernek, bu dernek, bu parti ayrımı yapmaksızın o ruhun etrafında buluşabildiğimizde Anadolu coğrafyasında konuşmanın başında da söylendi, Atatürk'e atıfta bulunarak söylenildi Mustafa Kemal'e. Hiçbir güç bizi gerçekten yenemez. Ama şu, bu halk deve dikeninden kahve yapmayı, süpürge otundan ekmek yapmayı, hamur leğeninden müzik aleti, kartal kanadından sipsi yapmayı öğrenmiş, kaval yapmayı öğrenmiş bir halkı o coğrafyadan kopardığınızda, bütün bu değerleri onların elinden aldığınızda ancak o zaman yenebilirsiniz. O yüzden 19. yüzyılın sonlarına doğru Dadaloğlu'nun o ünlü sözünü söylediği coğrafyaya gidersek, Torosların doğu tarafları, ferman padişahınsa dağlar bizimdir demişti. Dadaloğlu'na bu sözü söyleten sırtını yaslandığı coğrafyadır. Siz hemen yanı başımızdaki Emir Dağı'nı, altın madeni Kanadalı firmalara pazarlarsanız o binlerce koyunuyla yüzlerce yıldır o bölgede üreticilik yapan insanların ruhunu karartırsınız. İşte o ortak ruh kaybolur. Denizli'de, Avdan'da, Torosların doğusunda, batısında, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, yani bizim tekrar dört elle üretime sarılmamız gerekiyor. Buna sarılabildiğimiz zaman biz hiçbir imparatorluğa, hiçbir güce boyun eğmeyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Araştırmacı gazeteci Sayın Yusuf Yavuz'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok saygıdeğer konuklarımız, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Dünya Yörük Türkmen Federasyon Başkanı Sayın Mustafa Kuş'u buraya davet etmek istiyorum. Saygıların, sevgilerin en yücesine layık olan değerli genel başkanım, başta olmak üzere yolsuzluğa, hırsızlığa, adaletsizliğe, yalana, talana dur diyen Yörük Türkmen Bey'im, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ülkemin dört bir yanından gelen, çığ gibi büyüyen, şanı ve şerefiyle anılan, görkemi ve kudretiyle tanınan, tarihten önce ve sonra da var olan, büyük Türk milletinin özü ve ta kendisi olan, Yörük Türkmen kardeşlerim, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün burada çoban ateşini yaktık Allah'ın izniyle. Yıllardır özlemini çektiğimiz bir manzara görüyoruz. Birçok başkanlarım dışarıda kaldılar. Bana olan haklarını helal etsinler. Elimizde bu vardı, bunu değerlendirdik. Ne olur haklarını helal etsinler. Dünyaya karşı Kurtuluş Savaşı milli mücadelesini başlatan atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izlerinin görüldüğü
Yiğitler diyarı, kadim Akşehir'deyiz, minnettarız. Aynı zamanda buradaki dernek başkanımız Yaşar Özkan'a desteklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün burada toplanmamıza vesile olan Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na herkesin bildiği gibi dedeleri Akşehir'in Ketenlik Yaylası'nda koyun gütmüş, yaylamış, dedesi Seyit Mahmut Hayrani Hazretleri türbesi de burada olup ata yurduna hoş geldin Sayın Genel Başkanım. Kendisi de Oğuzların Beydilli boyundan Yörük Türkmen olan Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu. Yörük Türkmenlerin kendisi de bir Yörük olması sebebiyle bizi Ankara'ya çağırarak sorunlarınız nedir dediği zaman sorunlarımızı anlattık. Sayın Genel Başkanım da kendisi de bir Yörük olduğu için Yörük Türkmen masasını kurdu. Huzurlarınıza şükranlarımı arz ediyorum. Kırk beş günlük bir sürede sizlerin de şahitlik ettiği gibi bu güzelliği bugün yaşamanın onuru içerisindeyiz. Huzurlarınızda masamızın yönetim kurulu arkadaşlarına binlerce şükrediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Herkes bölgesinde gereğini yaptı. Oralardan çoban ateşini attı. Sizlere de öskü atmak kaldı. Huzurlarınızda Genel Başkanımıza binlerce şükrediyoruz. Unutulmamalı ki yıllarca Yörük Türkmenlerin sırtını sağaçladılar. Kendi yedikleri kapları bizi yıkatmaya kalktılar. Çadırlarımızın ipini kestiler. Bir de bizim yanımızda olduklarını söylediler ama hiç yanımızda olmadılar. Yeter artık, bu devran böyle gitmez. Gitmemeli. Yörük Türkmen çadırından ağıt değil, için için kaynayan acı değil. Biz kazanıp biz yiyeceğiz. Birlikte yöneteceğiz. Feryadı yükselmektedir. Yörük Türkmenlerin yayı gerildi. Oku da zehir, bundan böyle hak yerini Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Yörük Türkmen iktidarında bulacaktır diyen Yörük Türkmenlere selam olsun. Biz yoğurdumuzu yaptık, azığımızı kattık, yırtılanı yamadık, söküleni diktik. Azına sabrettik, çoğuna şükrettik. Büyüğümüzü saydık, küçüğümüzü sevdik. Dostluk ektik, insanlık biçtik. Saygı gösterdik, sevgi yetiştirdik. Asla ve asla vatan haini olmadık. Haksızlıklara çok uğradık. Yıllardır da uğruyoruz. Bugün burada sabah olan olayda bile arkadaşlarımız yine mi kapılarda kalkmaklanacağız, yine mi salonlardan çıkarılacağız diye tepki gösterdiler. Ama malumunuz ne yönetimin, ne genel başkanımın, ne arkadaşların hiçbir kusuru ve suçu yoktur. Periyodik işlerini yapıyorlar ama geç kalmış bir işti. Buradan da belirtmiş olayım arkadaşlarımız şikayetini. Biz bu vatan için can da verdik. Her türlü fedakarlıkları yaptık. Yapılan haksızlıkları devletimize küsmedik. Hep yanında olduk. Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı, artık devlet bizim haklarımızı unutmayacak. Yaşasın Cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene,
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün selam ve saygılarla anıyorum. Burada bizi hep yalnız bırakmayan, yanımızda olan, varlığını hissettiren Toroslar Kaplanı Sayın Muhittin Böceğe de bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Saygılarımla Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mustafa Kuş'a. Türk Boyları Konfederasyon Başkanı Genel Başkanımız Durasan Koca'yı bırakmıyoruz. Durasan Bey geliyor. Buyurunuz efendim. Sayın Genel Başkanım, milletvekillerim, siyasi partilerin değerli il, ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları, yöneticileri, kıymetli Yörükler, Türkmenler, sevgili Akşehirliler, sizleri şahsım ve Türk Boyları Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum. Bizler kini, nefreti, öfkeyi, kavgayı, ayrışmayı, ötekileştirmeyi, bölücülüğü, ahlaksızlığı, riyakarlığı, kutuplaşmayı, din istismarcılığını, takiyeyi ret eden sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, adaleti, kısacası tüm kavramların en güzelini, en iyisini savunan sivil toplum örgütleriyiz. Türkmen kocası Yunus Emre'nin yaradanını severiz, yaradandan ötürü sözü bizim mayamızı ifade eder. Sayın Genel Başkanım, bize her yerde soruyorlar. Diyorlar ki bu Türkmenlerin, Yörüklerin omzuna attıkları bu sarı yağlık ve bu keyfiye nedir diye. Efendim sarı yağlık bizim çobanların azlık çıkını, yeri geldiğinde seccadesi, tarlada, bağda, bahçede çalışan larımızın da terini sildiği, ayrıca bazı yörelerde genç kızlarımız, gelinlerimiz ve analarımızın bağlama şekline göre başlarına bağladıkları bir aksesuar. Kefiye ise Türkistan coğrafyasından Türkler, Türkmenler kuraklık vesaire nedenlerden dolayı orayı terk ederken diyorlar ki biz dünyanın her tarafına dağılacağız. Peki biz birbirimizi nasıl tanıyacağız? Tabii bu bir efsane. Türkmen aksakalları ve aslaçları toplanıyorlar. Bir yaz günü yağmur yağmış, yağmur durmuş, güneş doğmuş ve gökkuşağı oluşmuş. Bir Türkmen aksaçlısı, anası diyor ki ben buldum. Bu bizim sembolümüz olsun. Kırmızı bağımsızlığı, özgürlüğü, yeşil inancı muradı, sarı bereketi buğday başağını, mor hoşgörüyü, beyaz da sadeliği, temizliği temsil ediyor. Onun için takıyoruz bunları. Yine şu soruyu soruyorlar bize. Diyorlar ki bu Yörüklerin, Türkmenlerin önderi kim? Bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk 1936 yılındaki Konya gezisinde halk evini ziyaret eder. Halk evine bağlı yayın kolu üyeleriyle sohbet ederken aile kökleri üzerine sorulan sorulara şöyle cevap verir. Benim geçmişim Yörük'tür. Anam da Konyar Yörük Türkmen aşiretlerindendir. Gazi Hazretleri Yörük ne demek diye sorduklarında Gazi Paşa Yörük yürüyen Türkmendir der. O büyüğümüz, o ulu insan tek cümlede izah etmiş. Biliyorsunuz yine soruyorlar Yörük kim, Türkmen kim? İkisinde hiçbir farkı yok. Türkler, Oğuzlar Müslüman olduktan sonra Türkmen adını almış. Türkmenlerin de hayvancılıkla geçinen, yazın yaylalara, kışın sahile inen kesimine Yörük denilmiş. Şu anda Yörüklük kültürünü yaşatan Sargeçili Yörüklerimiz. Onun başkanı Pervin Hanım da yok herhalde, Pervin Çoban Sarvan. Efendim yine o büyük insan diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir diyor. Türk milleti kavramı etnik aidiyetlerin üzerinde milletin bütününü kapsadığı halde bu gerçeği tam tersine çeviren uygulamalarla gelinen noktayı çok iyi anlamak
ve milli birliği yeniden kurmak için kardeşlik bağlarını güçlendirmeye yönelik tedbirler almak zorundayız. Biz cumhuriyetimizle çağdaşlıkla muhafazakarlığı, modernlikle dindarlığı birleştiren bir ulusuz. Türk ulusunun fikri, kültürel ve ekonomik alanlarda daha ileri gitmesine hizmet etmek ülküsüyle çıktığımız bu yolda ulus olarak bunu başarmak zorundayız. Bunu yaparken bu vatanın yurttaşlarını bir bütün olarak kucaklayan temel anlayıştan asla taviz verilmemelidir. Yörükler Türkmenler has çevrecidir. Bu çevrecilik atalarından kalmadır. Göstermelik değildir. Nesli tükenmekte olan hayvana kurşun atmaz. Ağacın filizini de kırmaz. Yaş ağaca balta vurmaz. Ormanı yakmaz. Çevreyi kirletmez. Sizler hiç ardıç ağacıyla dost, kardeş oldunuz mu? Yalnız gecelerinizde ardıç ağacının kollarında uyudunuz mu? İşte dostlar, bizim çocukluk arkadaşımız ardıç ağacı öksüz, biz ise yetimiz. Ne oldu o bizim ardıç ağaçları kadar umutlu, yüce ruhlu insanlarımıza? Sanki bir el çekip yok etti. Yerine duygusuz, hissiz, insan denilen toplulukları bırakıverdi. Dostlar, ardıç ağaçları bizim umudumuz, geleceğimiz. Bizler de sır sırta verip ardıç ağaçlarına güvenebildiğimiz kadar güvenelim dostluklarımıza. Çıkarsız, sade, duygusal ama candan olsun. Ardıç ağaçlarımızla birlikte asırlarca mutlu ve umutlu bir dünyada yaşamak bizim de hakkımız. Bizler Türk kültürünü eserleşen kültür içinde doğru yere oturtmalıyız. Oturtamaz isek o zaman yozlaşır ve köleleşiriz. Yörükleri Türkmenleri organize bir güç haline getirerek sağlıklı bir demokratik kitle örgütü oluşturmak, demokrasinin önemli bir ögesi olarak ülkemizin hizmetine sunmak istiyoruz. Ülkemizin, ulusumuzun birlik ve beraberliğine, geleceğine hak koymak istiyoruz. Konfederasyonumuz, federasyonlarımız, derneklerimiz, ülkemiz genelinde yaptığımız çalıştaylarda ilkelerimizi ve amaçlarımızı tespit ettik. Bu ilkelerimizi ve amaçlarımızı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bizler etnik bir grup değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel taşıyız. Temel ülkümüz, büyük Türk düşünürü Gaspıralı İsmail'in dilde, fikirde, işte birlik ülküsüdür. Türk devletinin, Türk milletinin, Türk dilinin, Türk bayrağının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş vesvesesinin devamından yana olan demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunuyoruz. Devletimizin birlik ve beraberliğinin temeli olan Türk kültürünü araştırmak, geliştirmek, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır görevimiz. Ülkemizin ve Türk dünyasının her köşesinde kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma esaslarını geliştirmek, aynı dili konuşan, aynı tarihi paylaşan diğer coğrafyalardaki Türk devletleri ve topluluklarıyla işbirliği yapmaktır. Türkçenin gelişmesine ve dünyada yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, Türkiye Türkçesinin Avrasya coğrafyasının ortak dili olması konusunda çalışmalar yapmaktır. Türk Ekonomi Birliği'nin kurulması konusunda çalışmalarda bulunmak ve çaba sarf etmektir. Türk İslam anlayışını milletimize, bilhassa gençlerimize anlatmaktır. Derneklerimizin ve federasyonlarımızın Yörük Türkmen Türk kültürüne hizmette yarışmalarını sağlamaktır. Türk dünyası ile ilgili tüm dernek, federasyon ve konfederasyonlarla ortak çalışmalar yapmaktır. Dünyada Türklere, Müslümanlara, mazlumlara karşı yapılan zulümler karşısında duyarlı olmak, gerekli tepkileri göstermektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, kendisi de Türkmen olan Kızıl Oğuz Kocacık Yörüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve devrimlerine sahip çıkmaktır. Sayın Genel Başkanım, sizinle birlikte yaptığımız bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Hak, hukuk, adaletin olmadığı, ucube tek adam sisteminin olmaması için bir platform oluşturmuştuk. Milli irade platformu, hayırda hayır vardır diye. Sizi ziyaret ettik, bir sunum sunduk. Tek tek madde madde eğer bu kabul edilirse yarın ülkemizde, ülkemize ve insanlarımıza ne zararlar getireceğini belirttik. Sizin de katkılarınız, tavsiyeleriniz, ilaveleriniz oldu. Maalesef bugün o tespit ettiğimiz şu broşürden biz ülkemiz genelinde 5 milyon adet bastırdık.
Bugün üzülerek söyleyeyim ki o tespitlerimizin hepsi uygulanıyor. Sayın Genel Başkanım, hakkımızda davalar açıldı. Efendim, siyasi partiler yasasına ve seçim yasasına muhalefetten. Ama Allah'a şükür yurtsever milliyetçi avukatlarımız sayesinde bütün davalardan da beraat ettik. Sayın Genel Başkanım, bu ucube sistemin ve ülkemizdeki olumsuz yönde etkileyen tüm sorunlardan sizin liderliğinizde ilkeli, omurgalı, defosuz, dürüst, vefalı ekibinizle başaracağınıza yürekten inanıyoruz. Var gücümüzle yanınızdayız. Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum.